İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van'ın Gülpınar ilçesinde sel nedeniyle kapanan yollar var. Bugün Navasart günü. Düşman, Artsakh askeri mevzileri yönünde insansız hava araçları kullandı. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Ermeni tutsakları siyasi amaçlarla yasa dışı olarak tutuluyor. Ahalkalat merkezinin yenileme çalışmaları devam ediyor. 20 bin yıllık Cilo buzulları eriyor. Fresco adlı uluslararası festivalin bu yılki programı kahramanları anma etkinliklerini içeriyor. Dün gece başlayan şiddetli yağışlar Batı Ermenistan'ın Van ilinin bazı bölgelerinde sele dönüştü. Özellikle Gürpınar ilçesinin dağ köylerinde sel nedeniyle yaklaşık 30 köy yolu trafiğe kapandı. Buraları için kurtarma ekipleri yardıma geldi. Sel nedeniyle can kaybı olmazken şu anda yol açma ve temizlik çalışmaları devam eden çok sayıda kırsal yol hasar gördü. Hava durumu anomalisi bu yaz Batı Ermenistan bölgelerinde daha belirgin. Önce bazı bölgelerdeki kuraklık, ardından Karadeniz ve Van bölgelerindeki sel, ardından korkunç yangınlar, bütün bunlar küresel ısınmanın üzücü sonuçları. Eski Ermenistan'da Navasart ayının biri olan 11 Ağustos günü ulusal bir bayramdı. O gün Ermeni halkı büyük bir ihtişam, şenlikler, binicilik ve çeşitli oyunlarla yılbaşını kutladı. Navasart'a adanan şenlikler özellikle Bagavan ve Aştişat'ta birkaç gün sürdü. Bagavan muhteşem görünürdü. Etkinliklere kral, yönetici sınıf ve halk katılıyordu. Hacılar buraya çeşitli kurbanlıklar getiriyordu. Meydanlarda toplanan halk yılın ilk hasadını da beraberinde getirirdi. Ayrıca havalandırma penceresinden yılbaşı hediyelerinin içlerinde olma şartıyla renkli torba veya çorap asma geleneği de vardı. Hristiyanlığın resmi olarak kabul edilmesinden sonra dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Ermeni halkının geleneksel takviminde de değişiklikler yapıldı. Etnograf Garine Bazeyan, takvim değişiklikleri gerçekleştiğinde ve 1 Ocak'ta yeni yıl veya Amanar kutlamaya başlandığında Navasart kutlamaları yavaş yavaş insanların hayatından çıktı diyor. Artık 19. yüzyılda Navasart bir bayram olarak kutlanmadı. Ancak Ekim'den Kasım'a kadar hatırlandı. Bu durum Ganzak, Varanda, Nahçıvan, Gohtan'da yani esas olarak Doğu Ermenistan'da hakimdi. Diğer bayramlarda olduğu gibi Navasart bayramında da geleneksel yemekler yapılırdı. Nahçıvan, Yerevan bölgelerinde harisa, Artsakh'ta yaşka, Gohtan ve Şirak'ta geleneksel haşk hazırlanıyordu. Ararat Vadisi ve Mehri'de misafirlere çeşitli kuru meyveler ikram edilirdi. Yeni evlilerin ebeveynleri dünürlerine kuru meyve gönderildi. Ve en önemli şey o gün moralin yüksek olması ve birbirini affetme alışkanlığıydı. 11 Ağustos saat 8.29 ve 8.58'de düşman Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Ordusu mevzileri yönünde insansız saldırı hava araçları kullandı. Ermeni tarafında can ve mal kaybı mevcut değil. Olayla ilgili bilgiler ve gerçekler Rus Barış Güçleri Komutanlığı'na iletildi. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı'nın Facebook sayfasına göre insan hakları savunucusu Arman Tatoyan, Kolombiya Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü tarafından dün düzenlenen bir tartışmada Ermeni tarafının tutsaklarının siyasi amaçlarla yasa dışı olarak tutulduğuna, esirlerin tüm yargılamalarının suni olduğuna dair nesnel kanıtlar sundu. Kanıtlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin First Lady'si arasındaki esirleri özel olarak tutmak ve onları ayrı ayrı iade etmekten bahseden video yer almaktadır. Tartışmada Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü Barış İnşası ve Haklar Programı Müdürü David Phillips tarafından düzenlendi. Tartışmaya katılanlar arasında Amerikan Hukuk Okulları Birliği Uluslararası İnsan Hakları Bölümü Başkanı Hukuk Profesörü Thomas McDonnell de yer aldı. Cavahkın Ahalkalak bölgesini ve turizmi geliştirmek için şehrin ana caddesi ve merkez meydanı üzerindeki bina cephelerinin restorasyonunu öngören Güncellenmiş Belediye adlı programı uygulanıyor.
Jinev web sitesinin bildirdiğine göre şu anda iki binanın tadilat işleri devam ediyor. Bu program çerçevesinde Ahalkalak'ın Mesop Maşlos Meydanı'na bitişik binaların ön cephelerinin restorasyonuna başlandı. Ahalkalak Belediyesi'nde ana cadde üzerinde bulunan 4 binanın ön cephesinin yenilenmesine bu yılın Haziran ayında başlandığını hatırlatalım. Kültür Evi cephesinin restorasyonu inşaat firmasının çalışmaların yoğun olduğu için ertelendi ve soğuk havalar başlayana kadar bitirilmesi muhtemeldir. Bu nedenle bu çalışma 2022 baharına kadar ikinci toparlanma aşamasına ertelenmiştir. Bu yıl müstakil evlerin ön ve parkının tadilatı tamamlanacak. Dünyada ve Batı Ermenistan'da küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan iklim değişiklikleri nedeniyle Hakkari Yüksekova sınırında bulunan 20 bin yıllık cilo buzulları giderek küçülüyor. Dünya genelinde etkili olan küresel ısınma ve iklim değişikliği beraberinde riskleri de getiriyor. Bu risklerden biri bu buzulların erimesi oldu. En son 5 Temmuz 2021 tarihinde Coğrafya Kurumu tarafından 30 kişilik coğrafya ekibiyle Hakkari'deki buzullar yerinde incelendi. Coğrafya öğretmenlerinden oluşan kadroyla 1950 metredeki yüksek ovada sazlık ve bataklık alanları gezdi. 3794 metre yüksekliğindeki Sat Dağları'nın buzul göllerini gözlemledi. Coğrafya öğretmeni ve araştırmacı Kenan Canan, yapılan araştırmalarda buzulların 4 kilometre mesafede olduğu tespit edildiğini, fakat 2009 yılında yapılan araştırmalarda buzulların 1 kilometreye kadar düştüğünü tespit ettiklerini dile getirdi. Buzullar bu şekilde hızla erimeye devam ederse 20-30 yıl sonra buzulların tamamen yok olma ihtimali var. 8. Fresco Uluslararası Çağda Sanat ve Sofistike Filmler Festivali, kültürel diyalog yoluyla insani değerlerin yayılmasını teşvik etmek amacıyla 14-29 Ağustos tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek. Armen Press'in haberine göre festival ofisi yaptığı açıklamada bu yıl Ermenistan Cumhuriyeti'nde Tatul Altunyan adlı devlet şarkı ve dans topluluğunun vereceği konser programının Tavuş ilçesine bağlı Berdavan köyünde başlayacağını bildirdi. 17-19 Ağustos tarihlerinde çocuk programı ve uluslararası festival günleri kapsamında yer alan film gösterim tartışmaları yapılacak. Bu yıl 120 ülkeden 4000'den fazla başvuru alan festivale 41 ülkeden 83 film yarışma programına geçti. Yerevan programının resmi açılışı 20 Ağustos'ta Apovyan Caddesi'ndeki Kutsal Ana ve Kutsal Katolik Kiliselerinin yakınında gerçekleşecek. 2021 programını hazırlarken organizatörler ülkedeki savaş sonrası durumu dikkate aldı ve bütün program kapsayıcı değerler, toplumun ruh ve inancını güçlendiren, motive eden, askerleri onurlandıran, vatan için canını veren kahramanları anma etkinlikleri ile geliştirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vostan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Cihori Yerkatlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.